Selam hepinize hocam, hoş geldiniz. Ben Enes ve bugün vanadyum tonusun tanıtacağım. Yanımda Hasan var. Merhaba Hasan. Merhabalar abi. Hoş geldin öncelikle. Hoş buldum. Sen de hoş geldin. Önce şunu söyleyeyim. Sunucu 1.19.4 değil mi? 1.9.4 temel ama 1.18'lere giriliyor. Sunucu 1.18 ile 1.19.4 arası premiumsuz tonus sunucusu detaylar açıklamada. Şimdi başlayabiliriz Hasan. Sen ne diyordun? Abi ilk olarak çantanı açtığın zaman eşyaların üstünde mouse'unu getirdiğin zaman göreceğin bir farklılık var. Eşyaların kendilerine ait büyü slotları bulunuyor. Her eşyanın yapıldığı materyale göre, yapıldığı materyalin sağlamlığına göre büyü slotları var. Örnek veriyorum, sende şu an YouTuber seti var. YouTuber seti özel bir set olduğu için tek büyük slotuna sahip. Ama aletlerin, oyuncuların da erişebileceği aletler olduğu için işte ametisttir, işte zümrüttür, işte elmastır tarzında setler oldukları için onların kendi büyü slotları 3, 4, 5, 8 seviyesindeler. Bunlar şunları gösteriyor. İlk olarak diyelim ki bir tahta kazmayı fullleyebileceğiniz bir sistem veya taş kazmayı düşürebileceğiniz bir sistem değil. Tahta kazmanın 3 tane bir tane büyü slotu var. Bir büyü slotu bu alete bir tane büyü basılabileceğini gösteriyor. Büyü slotlarını demircide arttırabildiğimiz gibi bu büyü slotlarını mantıklı kullanmak daha güçlü silahlar yaratmamıza olanak sağlıyor. Örnek veriyorum, keskinlik 3 basılı bir kılıca tekrar keskinlik 3 bastığımız zaman keskinlik 4 ediyor. Ama keskinliğin yanına geniş kenar dediğimiz özel büyülerden bir tanesini basarsak kılıç keskinlik 3 büyüsünü alan olarak vurmaya başlıyor. Ayrıyetten telekinezi dediğimiz başka bir büyü daha var. Telekinezi büyüsü de bu canlının düşüreceği itemleri direkt olarak çantamıza gelmesini sağlıyor. Bunun gibi pek çok sistem daha var abi. İstersen şöyle bir NPC'lere tıkla, istersen etrafta dolaş. Hemen başlayalım. Burada bir NPC var, isimsiz. Tıklayalım bakalım. Soru işaret tanıtım izle diyor. Tıklayalım mı? Tıklama abi, o çok uzun sürüyor. 3 dakika vesaire. Oyuncular tıkladıktan sonra nasıl başlayacaklarını ve neyin hangi bir anın ne işe yaradığını gösteriyor kendisi. O zaman sunucuya gelenler bir izlesin bunu değil mi? İlk girenler. Tabii istediğiniz şekilde alabilirsiniz. Kendinin bir ödülü yok, sadece ne yapmanız gerektiğini falan gösteriyor. Burada profilim varmış. Sistemler, VIP bilgi, Discord ayarlar ve market var. Bakalım nasıl kristal kazanabilirim. Burada bayağı sunucuda olan özellikler hakkında yardım veriyor. Tek tek bakabilirsiniz. Biz hepsine bakmayacağız. Profilime bakalım. Burada setim gösteriyor. Ve özel kozmetikler de var. Ben biraz kozmetik de aldım. Ve sunucunun texture pack'i var. Texture pack'li bir sunucu, onu da söyleyeyim. Güzel kozmetikler bu şekilde. VIP fiyatlarına bakalım. Daha devam edeceğiz. Spawn'da bir sürü yerler var. Oralara bir gideceğiz. NPC'lerden başladık. VIP fiyatlarımız 2016'dan kalmadır abi. Gördüğün gibi en düşük VIP 7, en yüksek VIP 70 lira. Evet. Bunun iki temel nedeni var. Öncelikle barındığımız makina bir şeye bağlı. Yani tanıdığımız bir arkadaşımıza bağlı ve çok ciddi bir fiyattan almıyoruz. Bu da giderlerimizi ciddi oranda düşürdüğü için çok yüksek bir şey yapmadık. Oyuncular biraz daha eğlenebilsin, biraz daha sunucuyu farklı deneyimlerde yaşayabilsin diye VIP'leri olabildiğince kıstık. Yani buradan en düşük fiyatlara en güzel şekilde kullanabilirler kendileri VIP'leri. Bir de ben bir şey söyleyeceğim. Hazır bak, yeri Tabii. gelmişken. Biz bu videoyu bir yıl önce falan çekecektik normalde. Bugüne çekmek nasip oldu. O yüzden Evet. videoyu beğenin değil mi Hasan? Videoyu beğensinler. Arkadaşlar kontroller sağlayabiliriz. Videoyu beğenen herkese anahtar verebiliriz. Bu tarzda etkinlikler de sağlayabiliriz. Videoyu beğenmeyenleri daha bir bedrak kutu yapsa edelim mi? İster misiniz? Evet, çok iyi olur. Buraya bir tane bedel kutu yapalım. Beğenmeyenleri hapsedelim. NPC'lerin abi gördüğün gibi bir hologram yok. Bunun iki temel nedeni var tekrardan. NPC'ler demin tıkladıklarının üstünde ikonlar dönüyordu. O ikonlar NPC'nin ne yapacağını gösteriyor. Örnek veriyorum, altın soru işareti yalnızca bu NPC'ye özel bir ikondur. Bu yardım NPC'sidir. Buradaki NPC gümüş bir ünlem işareti taşıyor. Bu gümüş ünlem işareti de şu anlama geliyor. Bu NPC ile istediğiniz zaman etkileşime geçebilirsiniz. Gördüğün gibi üstünde ikon olmayanlar dekorasyon amaçlı koyulmuş NPC'lerdir. Pek bir şeyleri yok. Bu arada sunucu Toyni. Ben bir haritayı açmak istiyorum. Bakalım, haritamız bu şekilde. Birkaç tane kasaba kurulmuş gördüğüm kadarıyla. Türkiye'de bayağı büyük bir kasaba. Burası Spa mı lan? Yok, Yok abi, Ankara. İstanbul değil. Aynen. Orası belediye seçimlerinin olduğu bir yer abi. Oyuncular kendi arasında seçim yaparak orayı devrediyorlar. Vay. Seçim falan mı Hatta oluyor? abi Discord'a gelen olursa Discord tarafında gerçekten şu an Türkiye'de yaşadığımız 2023 seçimleri gibi insanlar birbirlerine karşı resimli ya da müzikli şeyler gönderdiler. İşte bana oy verirseniz şunları yaparım tarzında vaatler verdiler ve Ankara'yı Baron diye bir oyuncumuz kazandı seçimlerle. Biraz tuhaf bir kitlemiz var abi. Çok seviyorum kendilerini. Biraz böyle roleplay tarzı olmuş ha. Ya sunucunun kendisinde yok ama oyuncular yapıyor. Güzel boyutlar da görüyorum sanki, böyle yerin altına. Tam böyle Tony'ye uygun.
Buyutlar var gibi. Bu yıllar abi ben Rusya'da bir klan var LMS diye. Onlar çok güzel bir kale yapmış. Ben orayı çok beğendim. Gider miyiz? Gidebiliyor muyuz? Bir spawn'dan ben seni götüreyim. Şöyle gel, getirdim abi seni. Gördüğün gibi burası merkez binaları. Bir İşin saniye, ben çoğunu şu an yeri... görmüyorum lan. Sen beni çektin de ben haritadayım şu an. Tamam, o zaman geldim oyuna, döndüm. Evet. Tamamdır. Burası LMS'nin federasyonu olmuşlar abi. Burada aşağı gel. Mesela burası spawn olarak belirlemişler. Şunun üstüne geçip zıpladığın zaman bunu oyuncular da edinebiliyor bu portalları. Bu değilmiş abi. Bir sonrakine gideceğiz. Heh. Tekrar ona da gelip zıpla. Gördüğün gibi yer altında devasa bir farmları var. Bu Evet. farmların hemen daha aşağısında mı, üstünde mi? Buralarda böyle odalar vesaire zindanlar yapmışlardı. Aha, o da burada Oğlum FPS'im düşüyor. Ne yapmışlar buraya? abi. Abi şöyle etraflarına gelen düşmanları görmek için harita düzenlemişler. Aa. Klanları vesaire. Bunlar çok iyi abi. Bunlar 6 kişilik bir klanlar. Eğlenen ve sunucunun aşağı yukarı herkes tarafından sevilen bir ekibi bunlar. Neler yapmışlar ya? Oyunculara bak. Daha yeni oyuncular, daha eğlenceli anılar için diğer oyuncuları da bekliyorum. Şimdi bir şey diyeceğim. O kasabaya biri saldırı açsa, kazansa ne olacak? Abi kasabaların kendilerini barışçıl almak gibi bir ayarları var. Kasabalar kendilerini barışçıl aldıkları zaman savaş istek olarak gidiyor. Eğer bu kasabanın lideri savaşı kabul ederse savaş gerçekleşiyor. Ama savaşı kabul etmezse herhangi bir durum olmuyor. Okey. Buradaki NPC'ye evet dersen abi 9. slotuna bir yıldız verecek. Bende var ama bir daha vereyim. Bir Var daha mı evet sende? dersen herhangi bir şey olmayacak. Bu yıldız abi bütün komutların birleşmiş hali. Kısa yol gibi düşünebilirsin. Eğer çantanda yer kaplaması istemiyorsan da gelip buradan çarpıya basarak kaldırtabilirsin yıldızını. Neyse dursun bakalım. Belki en son bakarız. Tekrar abi şöyle biraz açılalım. Orası bilim evi, pil vesaire vesaire var. Kozmetikleri göstermek istiyorum. 150'yi aşkın kozmetik var. Kozmetikleri abi göstermek için önce bir kozmetik kasası anahtarı açarsan çok sevinirim. Herhangi bir kasa warp'ımız yok. Anahtarlara sağ tıklamak yeterli oluyor. O zaman tıklıyorum. Ne oldu? Oyun Gördüğün çöktü gibi. zannettim. Var ya, siyah bir Yok ekran abi. geldi. Yok abi orada işte bu sunucunun neden bu kadar geciktiğini gösteren bir animasyon giriyor devreye. Evet, güzel bir animasyon. Şu an geçiyor. Flamingo çıktı. Shift'e basarak ödülü kabul edebilirsin ya da sol tıklayarak tekrar çevirebilirsin. Hoş geldin abi. Shift'e bastım. VIP ve üstünde öyle bir özellik var. Örnek veriyorum, çıkan ödülü beğenmediyseniz tekrar sol tıklayarak anahtar harcamadan bir çevirme hakkınız daha var. Önceki ödülü siliyor kendisi. Tekrar yeniden açmışsınız gibi oluyor. Ödülü beğenene kadar değil, her rütbenin yüksekliğine göre değişen bir sayı var. O tokeni bu NPC'de abi sol taraftan token bozulur diyerek kozmetiğe çevir. Zaten sahibim ben buna. Bende varmış Hemen zaten. ben sana hepsini açtım. Onu istersen oyunculara satarsın, istersen açık arttırmaya verirsin. Şuradan içeri gir abi. 100. Asel diye farklı bir sistem varmış. Onu bir de değiştirmişler ya. Abi biz de alışagelmişlik hiçbir şey yok ya. Neyse bakalım şimdi, evet, gardıroba giriyorum. Gardıroba girdim. Böyle bir gardırobumuz var. Sol tıklıyorum ve burada kozmetikler var. Alabilirsiniz, açabilirsiniz. Az önce gösterdiğim kasayla falan elde edebiliyorsunuz bu kozmetikleri. Bayağı kozmetikler var. Hatta mesela birine tıklayayım. Bende ne varmış? Uçurtma varmış. Hemen değiştiriyorum. Ne alayım? Lokomotif almak istiyorum. Bakın böyle renkleri de var. Beyaz, sarı, mavi, mor diye. Mor bir tren istiyorum. Bu soldakine tıklayarak da alabiliyorsunuz. Şu an aldım. Çıkmak için de shift'e basıyorum. Gardırop bu şekilde şu an geldi. Gelmedi. Geldi, Geldim ha. üstünde uçuyor. Üstte. Bayağı yukarıdaymış. Bu Bunlar şekilde. abi savaşlarda dikkat dağıtmak için kullanılabilirler. Herhangi bir illegallikleri veya bir ban sebebi değiller. Tamamen. Hatta ben örnek göstereyim sana abi hemen. Kozmetiklerde birkaç tane canlıyı, yani şu anda oyunda olan bir canlıyı alabiliyorsunuz. Örnek veriyorum, arı veya benzeri herhangi bir canlıyı. Dikkat dağıtmak için, düşmanın iz sürmesini sağlamak için kullanabiliyorsunuz. Blok arkalarından gözüktükleri için. Öyle bir anımız da oldu da o yüzden bir şey yapayım dedim. Abi sana kendi kodlamam olan ve gerçekten gurur duyduğum bir özellik göstermek istiyorum. Bunu Spigot'ta da yakında ücretsiz olarak diğer sunucuların da kullanabilmesi için vereceğim. Sana şu an biraz para atmam gerekiyor. Şunu yazman gerekecek. Ya da ben sana atıyorum. Sohbetteki yazıya tıklayarak şey yapabilirsin abi. Şimdi tıklayabilirsin abi. Evet. Burada zümrüte tıklayarak müzayedeye katılabiliyorsun. Gördüğün gibi Katılın. böyle bir oda var. Bu odayı eğer plugin'i Spigot'tan almak istedikleri zaman ücretsiz olarak paylaşacağız kendisini. Almak istediğiniz zaman bir oda yapmanız gerekiyor kendine. Tanıtımıyla alakalı ayrı bir video çekerim. Diğer oyuncular gelmeden istersen abi ben başlatayım tekrardan. Burası her akşam 8'de olan bir etkinlik. Her akşam 8'de böyle bir başlıyoruz kara müzayedeye. Sunucuda kendi fiyatları çok üstte olan itemleri buradan gelip alabiliyoruz. Örnek veriyorum, kozmetik kasasının kendi sunucu içinde değeri 1 milyon. Ben daha bir teklif vereyim. Şöyle teklif verdim. Sen de teklif ver daha ilerisi için. Gördüğün gibi en üst teklifi verene kadar ilerliyor burası. Sayfalarca ileri gidebiliriz. Yani anahtarın fiyatını, orijinal fiyatını üstte çıkartabiliriz. Şimdi ben bıraktım abi. Anahtar senin oluyor.
Gördüğün gibi bitti. Ve çantana gelmedi eşya. Eşyayı gidip teslim almamız gerekecek. Nerede? Şey, buradan çıktıktan sonra biz ihale evine gideceğiz. Orada gözükecek abi. Her akşam 8'de otomatik olarak başlıyor. Rastgele itemler veriyor. 5 defa itemler veriliyor. Evet, Melisa satıyor. Aynen, Melissa diye bir NPC var. Her NPC'nin kendi isim ve şeyi var abi. Hikaye var burada. O hikayeye göre değişkenlik gösteriyor ve görevler de onlara göre ilerliyor. Melisa Mesela ben satmaya de... devam ediyor. Tabii. Ben buradan daha üst teklif verdim. Daha alçalttaki teklifler kapandı. Burada disko topu animasyonu ve hava ifşek var. Bunlar konfigden kapatılabilen ayarlar. Sunucu yapan arkadaşlar da izliyor abi seni. Onlara birazcık şey vereyim. Manyetit bu oyun içinde abi craftlanmıyor normalde. Yani oyunun kendi craftında var ama bizde yok. Bu çok değerli bir item ve 120'den verdi. Bu akşam şanslıyız galiba. Kimse de almadı. İkimiz de almadık. Bunun craft yok mu diyorsun? Onun craft yok. O çok özel bir şey. Çünkü nerede olduğunu falan konumdan vesaire görsen de abi onun kendine ait bir kuşatma makinesi craft'ı var. Kuşatma makinalarını craftlayabiliyoruz. Spawn'da gördün zaten 2 tanesini. Anahtar da senin oldu abi. Şimdi bize bu komutu kabul ettiğimiz yere ışınlayacak. Çok güzel. Hemen eşyalarını almak için şuraya gideceğiz. Şurada bir ihale var. Buraya gelip buradaki yazıya tıkla abi. Masayı başaramadık. Üstteki yazıya tıkla. Burada satın aldığın itemler gözüküyor. Aldım. Hepsini alıp kullanabilirsin artık. Hepsi senin. Burada Güzel. daha bir oyuncuların açtığı ihaleler var. Oyuncuların açtığı ihaleler burada gözükecek. Henüz tam olarak bitiremedik. En yüksek teklif verilmiş eşya da burada. Yani mesela şu an bir teklifle bu eşya en fazla teklif verilmiş item. Örnek veriyorum, başka biri başka bir ihale açtı ve başka biri ona teklifler verdi. 3 veya 4 teklif olduğu zaman bu o olacak vesaire vesaire. Burada NPC arkadaşlarımızın yanına oturabiliyoruz. Tekrar göstermek istediğim abi iki şey daha var. Tekrar ikilerim bitmiyor benim hiç. Şöyle demirci masasına sağ tıklarsan abi hiçbir şey olmadığını göreceksin. Demirci masasını demirciye çektik. Tekrar demirciye gelebilirsin. Direkt buradan girelim. Biraz fake atmışım gibi oldu. Demirci de abi burada itemlere büyü basarken hemen abi sana bir kitap vereceğim. Yok olma şansı varmış. Tabii. Ve altında hangi itemlere basılırsa kullanışlı olacağı gözüküyor. O itemler dışındaki eşyaları da basabilirsin abi. Burada örse tıklayarak örsün menüsünü de görebilirsin. Örsün menüsü farklı. Burada da Demirci'nin eşi var. Demirci Harun ve de eşi Alev var. İtemlere skin falan veriyor abi. Bu Harun. Aynen, bu Harun. Crafting'i açabilirsin abi istiyorsan. Şöyle ben sana birkaç tane item vereceğim. Şöyle demir, altın, elmas vesaire onları attım sana. Evet, geldi sağda. Hızlı craft falan var ya da normal craft var. Örnek veriyorum abi, bir tane elmas kılıç craftla kendine. Ya da sende olanlardan bir tanesini getir. Craftladım bir tane elmas kılıç. Sana XP de vereyim. Rünler falan basılabiliyor. O rünlerin slotlarını açmak için abi buradan gelip 50 level karşılığında rün slotu açıyorsun vesaire vesaire. İşte büyü slotların altına bir tane de rün slotu ekleniyor. Burada da rünler var. Hemen sana bir tane rün vereyim abi. Ya da Evet, güçlendirme taşı da düz slotu vereyim. başarılı attırıldı. Temelde 5 büyülü bir tane de büyüsüz rünümüz var. Hemen büyüsüzden başlayalım abi istiyorsan. Şunu al. O güçlendirme taşı, o kendisi büyüsüz ürün. Bu örse, sadece bu örsten sol tarafa kılıcı, sağ tarafa da taşı koyarsan. Kılıca yıldız basmak gibi bir şey var. Kılıcı artılamak var. Metin 2'deki sistemle aşağı yukarı aynı. Ne diyor, envanterinizde bir tane isim etiketi olması gerekiyor diyor. Sen örse mi şey yaptın ya? Ben sana şunu açayım. Bir saniye. Şöyle bir menü açılması lazım ama. Yok, yükselt komutunu yazar mısın? Düz yükselt yaz. Slash Şöyle bir... yükselt. Ha Şöyle... tamam. Bu örsün onu açması lazım. Şimdi kılıcı koydum. Kılıcımı seçtim. Aynen. Rünü koydum. Ama rün seçemiyorum. Ha diyor. Rünleri stacklediysen abi seçemezsin. Tek bir tane olması lazım. Bir Birer tane tane. zaten. Ben sana verdiğim ürün çalışıyordu. Ben kendim kullandım şu an ya. Sendeki ürün şey abi, hemen fix diyorum. Çok pardon. Sana ben mağazadan alınanı vermişim. Onun aktifleşmesi için bir süre geçmesi gerekiyor da. Tekrar dene. Şu an çalışacaktır. Şimdi deniyoruz. Deneme 2. Lan yine örse tıkladım. Yükselt. Kılıcım zaten duruyor. Nereye koydun rünü? Aynı ürün mü? Evet Aynen. oldu. Evet, marketten alındıkları zaman belli bir bekleme süreleri var. 4 ya da 5 dakika Bir de falan. başarı ihtimali %25'miş. O kılıcın gücüne bağlı abi. Elmas kılıç olduğu için öyle. Ya gidip de tahta kılıca falan basarsan %90 falan olur oyun. Yükseltme başarılı, eşyanızın gücü ve direnci arttırıldı. Seviyesi yükseltildi. Onun hasarı gerçekten arttı. Normal bir kılıçla dünyaya gittiğimiz zaman test edersin abi. İstersen şuradan eşyana skin verip ya da geliştirebilirsin. Ya da rünlerin devamına bakmak ister misin? Ya da anlatsam yeter mi? Anlasan yeter ya. Slot arttırma rünümüz var. Slot arttırma rünümüz büyülü bir ürün. Eşyaya slot açtıktan sonra
basılıyor şu kendisi. Diyelim elmas kılıcınız var. Elmas kılıcın büyü slotları size yetmiyor. Rün slotuyla bir büyü slotu daha açabiliyorsunuz. Yani büyü koruma rünü var. Örnek veriyorum, büyü koruma rününü bir silaha taktıktan sonra, yani alete taktıktan sonra bir büyü takacaksınız. Bir büyü bağlayacaksınız. Örnek veriyorum, tamir büyüsünü basacaksınız. Tamir büyüsünün yok olma ihtimali %90. Eşyayı kaybetmek istemiyorsunuz. Bu rünün basılı olduğu eşya sadece kitabın yanmasını sağlıyor. Eşya güvende kalıyor. Ama rünün kullanılabilirliği bir tane. Ondan sonra siliniyor kendisi. Güç arttırma rünü var. Güç arttırma rünü en kolay elde edilen rün. Güç arttırma rünü silahta basılı bütün büyüleri bir seviye yukarı taşır. Örnek veriyorum, 5 tane büyüsü var. 5 büyünün de hepsi bir seviye yukarı çıkar. Büyü sökme rünü var. Örnek veriyorum, tekrar bir kılıca büyüyü bastınız ve o büyüyü kılıçta istemiyorsunuz. Alet değiştireceksiniz vesaire. Bu büyü sayesinde büyüyü söküp bu rün sayesinde büyüyü söküp elinize alabiliyorsunuz. Başka eşyaya basabiliyorsunuz. Elinize alınan kitapların yanma ihtimalleri %25 sabit olarak kalıyor. Bir de Güzel. stat Kaç direkt tane ürün var? 5 tane büyülü, bir tane büyüsüz var. Hepsini sayacağım mı? Sonuncusundayım. Okey. Stat Track'te öldürdüğün, bu basılı olan eşyada öldürdüğün oyuncu sayısını gösteriyor. Yani sunucu gelişmiş. Biraz kafanızı kullanmanız gerekiyor. Güzel bir Evet. sunucu. Devam edelim mi? Tamamdır abi. Buradan doku ya da kaplat tarzında şey yapabilirsin. Ben sana Netherite'de Ben yaptım orada. Sen konuşurken ben kılıcımı Thunder kılıcı yaptım. atayım. Peki abi. Gördüğün gibi diğer eşyaları şimdi vesaire var. İstersen biraz kumar oynayalım abi. Biraz kendi kafanı dağıt. Gel aşağıda şöyle biraz. Severiz kumarı. Aşağısı mı? Gidelim. Aşağı abi, polisler burayı görmüyor. Şöyle bir rulet masamız var. Otur abi, hemen birazcık bekletecek bizi. WASD ile koltukları değiştirebiliyorsun. Şöyle karşı karşıya olabilir. Tekrar abi, bu 20 saniye içinde katılan oyuncular katılıyor. Katılamayanlar bir sonraki roundu beklemek zorunda kalıyor. Başlasın. Para var mı? Var. Attım abi. Evet. Kumarımız başlıyor. Şimdi abi ortaya güzel bir para koy. Ben 25 koydum mesela. WASD ile iddiamı artırabiliyorum. Sonraki sayfası da varmış. 100 bin koyuyorum. Tamamdır abi. Şöyle WASD ile Lan oynat şimdi ben korktum ya, abi. Şöyle. yeşile gitti diye var ya, korktum ha. Ben bir şöyle bir abi, siyahta sen varken ben oynayamıyorum. Ben de kırmızı attım o zaman. Ya siyah her zaman. Her zaman. Siyah forever. Hadi bakalım. Ben de abi siyah Dönüyor. oynarım her zaman. Evet, şu üstte yazıyor. Ben de aşağı bakıyorum. Hadi bakalım. Siyah çıktı. 22 siyah. 2x. 200 bin kazandım. Tertemiz abi, mis gibi. Hayırlı olsun. Eyvallah. Helal hoş olsun abi. Tamam, kumardan geldi ama. Olsun, bunu hayır hayır yapacağız bu parayla. Cami Abi atacağım. ya olur. Buraya Blackjack ve tarzında daha fazla kumar eklemeyi düşünüyorum. Henüz dediğim gibi sunucu %100 bitmedi. Oyuncular gelebilir ama herhangi bir problem yok orada. Güzel, çıkalım. Göstermek istediğim abi banka sistemi var ama bankaya çok göstermemize gerek yok. Oyuncular gidip üyelik açıyorlar. Oraya koydukları para her oyun gününde %2 zamlanıyor vesaire vesaire. Faiz mi var sunucuda? Tabii helal harama pek şey yok. Burada oyuncuların markete satış yapabilecekleri şeyler var. İşte maden satıp alabilecekleri, taş satıp Bu alabilecekleri arada bir yer ben burası. bir şey fark ettim. Senin arıyla benim lokomotif birleşmiş gözüküyor. Sende de öyle mi? Birleşmiş derken abi. Böyle arada bir ip var. Tabii, bize bağlılar. Hayır, sendekiyle benimki bağlı. Aa yok. Bakayım. Ben de öyle Ben görmüyorum. gözüküyor. Çok garip. Bizim de tam cep kısmımıza bağlılar abi, dikkat edersen. Şimdi burada göstereceğim çok bir şey kalmadı. Biraz da dünyaya gidelim. Sonunda. Slash sen git ya da ben RTP çekiyorum, sen bana tep ol. Tamam abi, sen de tepe at. Güzel bir yere denk gelmen umuduyla. Gündüz yapsana burayı. Yıldızlı kılıçla kullanırsan abi büyü hasar da var onun. Şöyle bir sabah yaptım. Abi mevsim sistemi vesaire vesaire dediğim gibi. Ve oyunda birkaç tane özel mob var. Bakalım denk gelebilecek miyiz? Hatta ben şurada birazcık domuz spawn ederken domuz yumurtasına ilişkin bir tane şeyimiz, mobumuz var abi. Hatırlıyorum, değişik domuzlar vardı ha. Bir Evet yıl evet. önce de vardı. Abi gördüğün gibi kelebek var. Şu kelebeği öldürür müsün? Nerede? Böyle bir can şurada uçuyor bak. FPS'im çok düşük bu arada şu an var ya. Öldürdüm. İlk gördüğün gibi abi kelebek düştü. Kelebeklerden koleksiyon yapabilirsin. Nerede, öldürelim. Ben alayım mı? Aldım. Kelebekleri Envanter doluydu. çantan dolu. Onlardan koleksiyon yapabilirsin. Ve yakında belki oyuncular, belki de bir NPC ekleriz. Onlar satılabilir olur. Güzel. Dünyası da güzel. Gerçek dünya haritası zaten, dünyasına bakmıştık. Dünyada abi anlatacak çok bir şey yok. Olan iş pek survival'da vesaire. Kuşatma makinelerinin dışında oyunda özel madenleri yer altında bulabiliyorsunuz. Ben seni bir GameOx Spectator atayım. Aha, orada kristal kolonu var abi. Evet, kolon. Onlar abi herhangi bir Kanlı eventinde bunlara sağ tıklayıp golem çağırabiliyoruz. Ama nasıl başlatacağım hakkında bir fikrim yok. Bizim geliştirici bir arkadaşımız ilgileniyor onlarla. Kanlıydan var. Tabii ya, etkinlikler çok fazla. Slash etkinlik yazarak bakabilirsin abi. Oy, OX. Bayağı burada etkinlikler yazıyor. Live yükseliyor varmış. Kod eventi.
Bayağı bir etkinlik var. Katılabilirsiniz. Otomatik mi bunlar? Lab yükseliyor, hariç hepsi otomatik. Şimdi bir tane Toyn'e gidelim. Şey, Ankara'ya gidelim mi o? Slash T Warp Ankara mı T-Spawn, diyorsunuz? T-Spawn. Espana doğru. Ben seni çekeyim abi buraya. Böyle güzel bir, burası şehrin başkanlık konutu. FPS'im arttı. Burası oyuncuların birbirlerine oy kullanarak, şurada Beyaz Sarayımız var. Beyaz Saray ileride, burada da Siyah Saray var. Burası merkez, her şeyin yönetildiği yer. Yani benim binam da şurası abi. Ben de burada yaşıyorum. Sen de mi Benim burada evim de yaşıyorsun? burası. Alt katımı dükkan yapacağım. Üst katı şey alacağım ama imar iznim yok henüz. Vermediler. İmar Proje iznim var bir mürücü. de. Tabii. Kağıtların isimlerini falan değiştiriyorlar. Burası çok güzel bir yer oldu. Burayı çok seviyorum. Toki var mı Toki? Toki yok abi. Burada başkanların imar iznini koparabilen, yani torpil olan, istediği yeri istediğini yapabiliyor. Bu da bayrakları mı bu? İçeride bak bayrak var. Bu olabilir. Bayrakları da varmış. Güzel, beğendim. Boyutlar da güzel. Türk bayrağı da var ama beyazı yok. Olsun. Kırmızı bayrak da olur. Arkada da burası da şey, askeriye. Buradan askerliğe kabul ediyorduk abi. Ben bir sezon yaptım. Ocak ayının sezonunda askerlik yapıyordum ben burada. Askerlik mi? Surların Nereden üstünde doğru? geziyorduk abi. Bizim surlarımız vardı. Demin gösterdiğim LMS klanıyla savaştıktan sonra sursuzluk ilan ettik. Artık surlarımız yok. Herkes için açık burası. Güzel. Boyutlar da güzel. Sunucuyu beğendim. Başka var mı göstereceğin şeyler? Kesin vardır. Abi var ama bir saat olmasın. Videomuz bir saat olmasın. Benim FPS'im düştü artık. Bir de son olarak abi şey söylemek istiyorum. Kapanışı da burada yapalım. PvP olarak isteyen oyuncular 1.16 PvP'sinde bekleyerek, isteyen oyuncular da 1.8 PvP'sinde tarayarak vurabilir. Slash ayarlar yazarak, ayarlar menüsünde ikinci sekmeye inersen abi orada eski PvP ayarını göreceksin. İnelim aşağı. Onu aç kapat yaparak PvP ayarınızı düzeltebilirsiniz. Bunu nasıl optimize ettiniz diye soracak olursanız, 1.8 oyuncuları vuruşlarında vesaire optimize etmeye çalışıyoruz. Oğlum bu nasıl oluyor? 1.65 ile 1.8 nasıl vs atabilir? Hemen gösterelim abi. Ben sana bir düello atayım. Duelo mu? Duelo'dan var. Tabii abi, her şey var. Tamam. Şimdi sen de seçtin mi pip sen? Ben 1.16.5'teyim abi. Sen 1.8'desin. Öyle mi? Görebiliyor musun sen benimle seçtiğimi? Ben görebiliyorum abi. Sen Gel bakalım. tarayabiliyorsun. Benimse vurmam gerekiyor gördüğün gibi. Ben tutturabilirsem hasarlar birbirine optimize oluyor. Senin şu an kaç canın Gördüğün gibi. gitti? Benim abi üstünde yazıyor. 4-5 kalbim var benim şu an. Evet sen o sen baya daha çok vuruyorsun. Tabii abi, benim tutturabilmem çok daha zor çünkü. Gördüğün Evet. gibi 1.8 bir tık daha avantajlı olabilir. Kristal ve mızrak PvP'si içinde böyle bir ayar düşünüyoruz. Ama kristal edinmek çok zor. O yüzden Oğlum bu öncelik çok iyi bir mızrakta. özellik lan. Ben bunu ilk defa gördüm. 1.8'e 1.65 aynı anda VS atabiliyor. Abi ben 1.8'ciyim. Ben Bedwars oyuncusuyum. Bedwars seviyorum. Ve optimize için gerçekten çok fazla test yaptık. Oyuncular kendileri gelebilirler. Herhangi bir durumda bizi rahatsız edebilirler bu konu için. Discord ve siteden talep açabilirler. Hiçbir şekilde canımız sıkılmaz o konularda. Peki Bedrock kapalı ama değil mi? Texture Pack'ler. Bedrock açık abi. Bedrock duellere katılamıyor yalnız. Okey vallahi şaşırttı o PvP meselesi beni. Şöyle buraya oturabiliyor muyuz? Oturamıyoruz. Yok, basamaklar oturulmuyor. Sadece sandalyeler, Oturup koltuklar. bitirelim yoruldum. Şurada oturalım abi. Şöyle manzaramıza karşı, girişe karşı. Etrafta bir şeyler var mı? Sanki var gibi de neyse. Orası benim çalışma ofisim abi. Oraya girersek çıkamayız. Diyorsun. Ben orada her şeyi orada ayarlıyorum. İtemlerde, spawnerlerde vesaire. Evet, ufaktan videoyu bitiriyorum. Sunucuyu anlat anlat bitiremedik. Daha da bir sürü şeyler var. Gelip kendiniz bakabilirsiniz. Evet, teşekkür ediyorum Hasan geldiğin için. Ben teşekkür ediyorum abi, zaman ayırdığın için. Rica ederim. Evet, bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Hadi bakalım görüşürüz. Bay bay. Bay bay.